Oğlum sizin niye biriniz rapçi, biriniz emo, biriniz punkçı, Selam biriniz de düz insanlar? Ferman, my name is Furman. Merhabalar, sorum tüm manga grubuna kartel bir numara mıdır? Teşekkürler. Tabii ki. Tabii her ki. zaman. Teklif gelse Erevizyon'a tekrar katılır mıydınız? Katılmak ister misiniz? Bu kendi aramızda oy birliğine varabildiğimiz bir cevabı yok bu sorunun. Hemfikir olduğumuz şey katılması gerektiği yönünde. Evet, ülke olarak katılmamız gerekiyor. Alsancak Tren Garı'ndaki konserinize seyirciye verdiğiniz darbuka geri geldi mi? Darbuka geri gelmedi. 6.45'e getirme sözü vermişlerdi. Onu da yerine getirmediler. Alacakları olsun. Getirmediler mi? Yok, getirmediler. Göksel Hanım Sözlü'ye geldiğinde sizlerle söyleye dursun zaman şarkısının çok duygusal ve güzel olduğunu söyleyip tekrar benzer bir şarkı yapmak ister misiniz diye sormuştuk. O da aynı şeyi tekrar etmek istemeyiz herhalde ama Manga ile beraber şarkı yaparız neden olmasın demişti. Peki sizler beraber şarkı yapma konusunda ne düşünürsünüz? Göksel çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bayağı da eski bir arkadaşımız. Çok eski, evet, çok eski ve çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Her an her şeyi onunla birlikte yapabiliriz. Ama öncelikle onunla birlikte sahne yapmayı çok özledik. Müzik dışında neyle meşgulsünüz? Vallahi ben de pek yer kalmıyor zaten. Müzik dışında yatıyorum. Bir dönem davul dersi verdim. Fırsat buldukça gene veriyorum. İki tane oğlum var. Onlarla ilgileniyorum. Ev işleri vesaire. Arada başı çıkıyorum. Denemeler yazıyorum, öyküler yazıyorum. Sinemayla çok ilgim var. Onun için materyaller topluyorum. İşte o senaryo denemeleri yazıyorum. Hani bir gün gerçekleşebilmesi dileğiyle. Onun dışında zaten pek bir şeye vakit kalmıyor. Yücürlük yaptım. Doğru. Televizyon programları oluyor arada sırada. Şimdi bir televizyon programında jürilik yapıyorum. Kendi televizyon işlerim vardı. Onlara ara verdim. İleride bakacağız. Ben müzik dışında pek bir şey yapmıyorum. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Müzik dışında sorumluluk gerektiren bir şey yapmıyorum. Yani mesela çok daha basite indirgiyorum her şeyi. Filmse izlemeyi severim. Mesela uzun yürüyüşler yaparım. Oyun oynamayı severim. Öyle. Onun dışında zaten pek vakit kalmıyor. Manga ile mango, tanga ile tango arasındaki fark kadar. Mango meyve. Tango Tango da danstır. ya da Bir keş. dans. Tanga bir çeşit İş çamaşırı iç diyelim. çamaşırı türü. Manga da biz. Galiba mangası biziz. Selamlar. Cevapsız sorular şarkınızın bir hikayesi var mı? Bu şarkı çok güzel oldu. Ya bundan daha iyisini yapmamız zor şeklinde düşünüp bu şarkıyı yaptığınızı pişman oldunuz mu hiç? Yani her grubun belalı parçaları vardır. Aynen. Hani gerçekten zamanını yansıtan çok büyük parçalardır onlar ve o parçalarla da bir yarış halinde olmamak lazım. Hepsinin yeri çok ayrı. Biz dediğimiz gibi yeni şeyler üretmeye devam ediyoruz. Zaten büyük grupları büyük grup yapan şarkılar böyle şarkılar yani iz yapmış şarkılardır. Evet. Mesela Metallica'da son dönemde 90'lı yıllardaki hitlerini geçemedi. Yani onlar Ya da herhalde pişman değildir. dönüp dolaşıp Unforgiven'da takılıyoruz hala. Aynen. Nothing else matters. Onların üstüne koyamadılar. Merhaba. Tanınan bir müzisyen olmanın ve tanınmayı sürdürmenin sırrı nedir? Sizce hangisi daha zor? Ünlü olmak için hiçbir zaman müzik yapmadık. Geç kalkmak için yaptık. Yani geç Onu kalkmak da için yapabiliriz. yaptık. Tembellik yapmak için yaptık. Kızları tavlamak için yaptık. Bir Yanında de da ünlü olmak paket olarak geldi. Sahip olduğumuz çizgiyi çok seviyoruz. Ne dışarıdan bağımız kopuyor ama tabii ki o tanınırlığı devam ettirmek de müziğimiz açısından önemli ama bunun da bir sınırda olması iyi. Hangi oyunları oynadınız, oynamaktasınız? Benden başlayayım. Ben en son işte GTA 5'i bitirdim. Şu sıralarda 4 Rally 2-0 onu oynuyorum. Last of Us'a daha yeni başladım. PUBG, War Robot, çocuklarla Minecraft. Tur otobüsünde sesi açık oynamazsa sevineceğiz tabii şu Ha, oyunları. evet, onu mutlaka yazalım onu. Evet, o... İlk konseriniz, ilk sahne deneyiminizde neler hissettiniz ve hala aynı heyecana sahip oluyor musunuz? Sahneye çıkarken hakikaten aynı heyecanla hala çıkıyoruz. Bu hiç değişmiyor. Onu kaybedersek zaten her şey bitmiş demektir. Bilmek isteyenler için söyleyebiliriz. İlk konserimiz ODTÜ'deydi. ODTÜ bahar şenliklerinde çalmıştık. Kahve kalmadı. Mor ve Ötesi'nin ön grubuydu. ön grubuydu. Bilet 500 bin liraydı.
eski iyice dinozor olduğumuz ortaya çıksın yani. Yani düşün yani nerede? Yok parayla değil de o zaman şeydi bu. Taşlı falan. Yok yok. Ha. Eski müziklerinizi daha çok beğeniyorum. Günümüze yaklaştıkça neler oldu bilemiyorum. Fakat acaba eskiye dönüş yaparak daha da güzel işler yapmayı düşünüyor musunuz? Kemik kitle aslında her zaman gruplardan tabii ki ilk çıkardıkları işleri bekler. Kendimizden hani kişisel olarak mesela benim de çok takip ettiğim gruplardan hep kafada vardır. Yani şu ilk albümleri gibi bir şeyler yapsa diye. Ama şarkıları yapan bizler tarafından böyle olmuyor. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Bizim algımız, bakış açımız, müziğe bakış, dünyaya bakış açımız da çok değiştiği için yeni bir şeyler yapma isteğimizi bastırmıyoruz ve onu yapıp ne kadar doğru olsa da olmasa da hani bu doğruluk çünkü çoğu zaman şeyle kıyaslıyorlar işte ticari başarı, ticari başarısızlık bir şeyin tutup tutmaması. Sonuçta yeni şeyler yapmaktan biz hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ama arada sırada da böyle ilk albümlerdeki yaptığımız şarkıları da çalmaya aslında devam ediyoruz. Şahsi olarak da 10 sene ve 15 sene önce yaptığı şeyleri tekrar yapmayı da doğru bulmuyorum. Tamamen bir kandırmaca gibi geliyor bana. Evet eline tutmuş bir formülasyon var oradan yürü. Yanlış geliyor bana. O gün neden Fermin dediniz? Bunu çok merak ediyorum. Vallahi son kez cevaplıyorum. Bak. Karşındaki yabancı spiker sana yabancı gazeteciler 100 kez sen Ferman dedikten sonra Furman dediği zaman 101. röportajında ağzından Furman çıkıyor. Bu kadar basit. Ne olur bir daha sormayın ya. Allah rızası için. Vallahi biz Yağmur, Cem ve Özgür demeye devam ettik ama. Geçenlerde Chester için yapmış olduğunuz cover'a denk geldi Deniz Yasak. Benim sormak istediğim soru müzik anlamda yeni işler üretirken nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? İlham süreci ve şarkı üretiminin birkaç günde, birkaç ay içinde çıktığını, nasıl olduğunu merak ediyorum. Klip çekerken dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Şarkı tutar mı diye klip çekiyorsunuz vesaire. Yeni, genç bir yönetmen adayı olarak bir klibinizi çekmek isterim. Yeni yeteneklere her zaman destek veriyoruz. Bize CV'ni mail yoluyla yollayabilirsin. Zaten klipte çalışan ekibimiz de çok genç evet. Bir ekip. Yani şarkıdan şarkıya değişiyor. Bazen birkaç günde çıkabiliyor, bazen birkaç ay, birkaç sene. 9 ay sürmüşlüğü var bazı aynen, şarkıların. Sürüyor. Mesela Dünyanın Sonuna Doğmuşum bir söz yüzünden 6 ay beklemişti. İstediğimiz gibi olmuyordu bir paragraf. Aynı şey cevapsız sorular için de söylenebilir. O yıllarca sürdü. O yıllarca sürdü mesela. Dünyanın Sonuna Doğmuşum'a bir edit, isim babası Grip'in biri oldur. Türk müzik tarihi için oldukça iyi şarkılar kaydetmiş. Televizyon gibi bir yarışmada ülkemize bütün olumsuzluklara rağmen yaptıkları müzikte ikincilik armağan etmiş. Güzel insanlardan oluşan bir rock grubu. Linkin Park'ın tarzını taklit eden yerli müzik grubu. Aferin ya. Yani hakikaten bu da çok eski ya. Eski abi. Eski son böyle 2 seneden ya falan sesizmiş. 2001'de müzik yapmaya başladık ve etkilendiğimiz gruplar daha çok Limp Bizkit, Korn, Deftones gibi ekiplerdi. Değil mi ya 2010. Artı o dönemde bizimle beraber olan Efe her zaman için setup'ında MPC vardı. Zaten Scratch hikayesi vardı. Müziğimizin parçasıydı. Altyapı zaten kullanıyorduk. Altyapılarımızı kendimiz hazırlıyorduk. Dünya üzerinde tek altyapı ve rap kullanan grup. Linkin Park değil arkadaşlar. Çok. Türkiye'de de var yani bir sürü vardı. Megalomaniacs vardı zamanında. Radical Noise vardı. Yani. 15 yıl öncesi ateşlerinin azaldığını düşündüğüm bunda yaşların ilerlemesine... Lan iyi değilmiş gibi. İlerlemesine bağladım. Dünyanın Sonuna Doğmuşum şarkısı insanı insana bağıra bağıra anlatan ve geleceğe kalacağına adım gibi emin olduğum grup. 2016'da yazmış. Eyvallah abi. Türk müzik tarihinin en iyi klibi. Uf. Hı hı. İki yol. Aynı. Ağzımdan aldın ha. Charles Ağzımdan Emir Richardson. Aldım. Yani o dön as şimdi çok daha klipler var tabii ki de devrim yaratmış kliplerden bir tanesi iki yol. Mavi Sakal. Nezih abinin klibi de yine Charles yaptı onu. Evet. Ya o dönem için gerçekten olacak işler değildi onlar yani. Uzaylılardan gelecek ilk mesaj. Teslim olun. Korkmayın biz dostuz. Selamünaleyküm. Hayattaki küçük mutluluklar. Gayriçi. Süt ve bisküvi. Bira içmek. Film çerez. Ben cevap veremedim. Kurkur çerez. Çerez işte. Şarkılarda sorulan en zor soru. Cevapsız sorular. Vay be. Geçtim. Türkçe şarkılarda geçen mükemmel sözler.
cevapsız sorular. Teşekkür ederiz. Bütün yazdığınız olumlu olumsuz her şeye. Böyle etkileşimde olmak güzel. Bunu artık kendi hesabımız da var. Bu soru cevabı soru cevabı böyle ara ara kendi kendimize devam ettirebiliriz. O yani daha doğrusu siz yazmaya devam edin, soru sormaya devam edin. Biz de fırsat buldukça gelin cevaplayalım. Ekşi'ye gelip bunları girip kendimiz cevaplayalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Her türlü olumlu olumsuz yardırabilirsiniz. Hiç gocunmayız. Sabırla da cevaplarız. Sağ olun.